Yeşil sahalarda son yıllarda ender görülen bir evlilik teklifi yapıldı. FS Fagisacht futbol takımının 28 numaralı genç oyuncusu Sami Çakmak, kendisini izlemeye gelen arkadaşı Bahar Döner'e devre arasında sürpriz yaparak evlenme teklifi etti. Her şey gelin adayına belli etmeden önce büyük bir titizlikle hazırlandı. Maçın ilk yarısı sona erdi ve rakip takım soyunma odasına giderken FS Fagisacht takımının futbolcuları sırtlarını seyircilere dönerek formalarını çıkardı. Futbolcular hep birlikte formanın altına giydikleri her birinde birer harfle yazılı "Benimle evlenir misin?" yazısıyla seyircilere döndü. Kısa bir şaşkınlıktan sonra yazıyı gören seyircilerden bir alkış koptu. Soru işaretli tişört ve elindeki bir yüzükle Bahar'a yaklaşan Sami Çakmak, arkadaşının ve kalabalık seyircilerin önünde diz çökerek "Benimle evlenir misin Bahar?" diyerek evlilik teklifini yaptı. Seyircilerin alkışları arasında evet diyen Bahar Döner, kız arkadaşları, Sami Çakmak ise takım arkadaşları tarafından coşkuyla kutlandı. Damat adayı arkadaşları tarafından 6 okka edilerek havaya fırlatılırken, Bahar'ın arkadaşları ise nazlanmadan evet dediği için biraz da sistemvari bir şekilde tebrik edildi. Şimdi sizlere damat ile gelin adayı ve yakınlarıyla yaptığımız röportajları sunuyoruz. Bugün son yılların en ilginç bir evlenme teklifi yapıldı. Yeşil sahalarda oldu bu evlenme teklifi. Damat adayı ile gelin adayı şu anda yanımızda bulunuyorlar. Önce gelin adayı Sayın Bahar Döner'den bilgi almak istiyoruz. Nasıl buldunuz? Nasıl bir sürprizdi bu? Çok büyük bir sürprizdi. Umadığım bir anda geldi evlenme teklifi. Evet, çok heyecanlıyım. Farkındayım. Evet. Ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an. Çok mutluyum. Ne kadar zamandan beri tanışıyorsunuz Sami Bey'le? Bir yarım sene oluyor artık. Çok güzel ama hemen kabul ettiniz evlenme evet. teklifini. Çok büyük bir sürpriz mi oldu bu sizin evet, için? Evet, çok büyük bir sürprizdi. Beklemiyordunuz. Hayır. Peki. Hemen damat adayına dönüyorum. Sayın Sami Çakmak. Evet. FS Gestak takımında oynuyorsunuz. Ve böyle bir günde, böyle bir futbol sahasında sizi izlemeye gelen kız arkadaşınıza böyle bir sürpriz hazırladınız. Evet. Nasıl geldi aklınıza? Nereden geldi aklınıza böyle Vallahi bir şey? Biz birkaç haftadan beri, bayağıdan beri uğraşıyoruz böyle bir şeyi organize etmeye. Yani o kadar çok fikirler aklımızdan geçiyor ki Dom'da yapacaktık yoksa Kino'da yapacaktık ama yani en uygunu futbolda gördük. Baktık bugün zaten bir dostluk maçı var. Dostluk maçında hakemler genelde hep izin veriyorlar böyle bir duruma. O yüzden bilmiyorum ani bir karar oldu. Karar verdik. Bütün kızlar Allah razı olsun bana herkes yardım edenlere. Vallahi hepsi el ele yardım etti. Gerçekten ben bile şaşırdım yani. Peki düğün ne zaman düşünüyorsunuz? Vallahi düğünü onu daha konuşacağız. Aileler arasında evet. Evet. Pekala biz size mutluluklar diliyoruz. Sağ olun. Buradan gençlere vermek istediğiniz bir mesaj varsa önce Bahar Hanım'dan başlayalım. Ya herkes mutlu olsun. Herkesin inşallah böyle iyi bir sevgilisi olur. Böyle güzel bir evlenme teklifi alır. Bir seveni olur diyorsunuz. Evet inşallah. Pekala. Sami Bey. Vallahi darısı herkesin başına diyeyim. Ne diyeyim? Mutluluklar diliyorum tabii ki elbette. Biz de genç çift adayına mutluluklar diliyoruz şimdiden. Damat adayının kız kardeşi Şeyma Çakmak var. Siz nasıl karşılıyorsunuz böyle bir evlilik teklifini? Çok güzel. Çok duygulandım. Bence böyle ilk defa böyle bir şey duydum ve sanki bana birisi bu teklif yapmış gibiydi. Damat adayımızın annesi Saliha Bilgili yanımızda.
Efendim siz nasıl karşıladınız bunu? Nasıl biliyor muydunuz? Organizasyonu ben yaptım. Ben istedim böyle olmasını. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz evet, gibi. Evet. Orijinal bir şey oldu. Orijinal bir şey oldu, evet. Böyle yani hoşumuza gitti, güzel oldu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Böyle, mutluyum. Peki, heyecanlısınız ben, şu anda. Evet, çok, evet. Atlatamadınız. Çok, evet. Biz hemen Şenol Bey'e dönelim. Arkasından heyecanınız yatışırsa size dönelim. Tamam. Şenol Bey, siz nasıl karşıladınız, nasıl görüyorsunuz? Benim için biraz sürpriz oldu. Ben çünkü çok geç öğrendim bunu. Bir şeyler yoktu. Bir şeyler döndüğünden haberim vardı ama böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ya ne güzel saklamışlar abi. Değil mi? Çok güzel saklamışlar gerçekten. Benim için de sürpriz oldu, evet. Ama çok sevindim ya. Güzel oldu. İyi karşıladınız. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Hoşuma gitti. Evet. Genç çift adaylarına diyelim daha, çünkü evlilik olmadığı için. Evet. Herhalde mutluluklar dileyeceksiniz. Evet. Tabii ki. Ömür boyu inşallah. İnşallah ömür boyu mutluluklar dileriz. Bugünkü gibi, bütün ömürleri bugünkü gibi geçsin inşallah. Neşeli ve mutlu. Aynen inşallah. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Sabah aradık ve yetiştirdiniz ya, çok çok sağ olun. Rica ederim. Düğününde buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. İnşallah, evet, inşallah bekleriz. İnşallah. Çok memnun olduk geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Teşekkürler.